Kızılırmak Deltası adını Kızılırmak Nehri'nden almaktadır. Kızılırmak Nehri Sivas Kızıldağ'dan doğup 10 ilden ve 8 barajdan geçerek 1355 kilometre yol yaptıktan sonra Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e buluşmasını sağlamadan önce taşıdığı alivyonlarla, sedimentasyonla deltayı yaklaşık olarak 20 bin yılın üzerinde bir zamanla tamamlamış. Bu süreç içerisinde delta içerisinde irili ufaklı toplamda 20 adet göl, 7 tanesinde balıkçılık yapılıyor, 130 tane balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Bugüne kadar ülkemizde 120 bin mandanın varlığı kayıt altına alınmış, kayıt altında olan. Samsunlu 20 bin mandayla Türkiye birincisi konumunda, Delta'da 6 bin mandayla Samsun birincisi konumunda. Alan içerisinde var olan 450 tane yılkı at, yine içerisindeki flora fauna, susamuru, yaban tavşanı, daha birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Ve bu canlıların tamamı burada doğal ve özgürce yaşıyor. İş makineleri geliştikten sonra köylüler yılkı atlarını getirip buraya mera diyorlar. Meraya bırak diyorlar. Atlar iki üreme döneminden sonra tamamen yabani formlarına kavuşuyor. Bu atlar delta içerisinde 20'şerli gruplar halinde geziyor. Her grubun bir lideri var. O liderin müsaadesi olmadan bir başka gruptan bir başka at oraya müdahale edemiyor ve giremiyor, katılamıyor. Bu atlar yılın 12 ayı deltada yaşıyor. Tamamen sahipsiz, özgürce. Kızılırmak Deltası'nı en önemli kılan faktörlerden bir tanesi, diğer deltalardan ayıran en önemli unsur, örneğin herhangi bir deltaya gittiğinizde ülkemizde veya yurt dışında yılın her ay aynı kuşu görme şansına sahipken Kızılırmak Deltası size yılın 12 ayı farklı kuşa ev sahipliği, farklı kuşu gösteriyor. Bu da gelen ziyaretçiler için muazzam bir görsel şölen izlettiriyor. Kızılırmak Deltası neden çok önemli? Bugün kıtalar arası uçuşta Londra, Frankfurt havaalanı ne ifade ediyorsa uçaklar için, uçuşlar için, Kızılırmak Deltası da kuşlar açısından göç esnasında kıtalar arası göçte onu ifade ediyor. Türkiye'de kayıt altına alınmış 480 kuş türünün 352 tanesi Kızılırmak Deltası'nda tespit edilmiş. Bu 352 tane kuş türünün 140 tanesi ülkemizde üremektedir, Kızılırmak Deltası'nda üremektedir daha doğrusu. Yine dünyada nesli tehlike altında olan 24 tane kuş türünün yaklaşık olarak 15 tanesi Kızılırmak Deltası'nda görülmüş. Kızılırmak Deltası leylek popülasyonu bakımından da son derece önemli bir yere sahip. Çünkü ziyaretçiler geldiğinde sürekli görecekleri ana kuşlardan bir tanesi leylek. Leylek köyü dediğimiz bir yerimiz var. 45 tane leylek yuvası var orada. Yaklaşık olarak yazın toplamda 300-400 civarında bir leylek popülasyonu söz konusu oluyor. Muazzam bir görsel şenlik sunuyor insanlara. Yaban hayatı ilk yardım kliniği,
yaralanmış avcılar tarafından elektrik direklerine takılan hasta, bitkin olan kuşların tedavi edilmesi ama yaban ortamında tedavi edilmesiyle ilgili bir çalışma yaptı bakanlığımız. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla beraber alan içerisinde yaban hayvanına ilk müdahale kliniği kuruldu. Bu bizim için çok fayda sağladı. Sadece alan içerisinde değil, Kızılırmak Deltası'nın tamamında kuş ve benzeri hayvanlar olunca hemen buraya getirebiliyoruz. Kliniğimize gelen hayvanların kayıtlarını yaptıktan sonra nereden gelindiklerini işte gerekli işlemler başlıyor. İlk etapta hastanın kilosunu ölçüyoruz. Hastalarımıza serum veriyoruz. Ve daha sonrasında asıl meseleye başlıyor. Nasıl bir yaraları olduğu, bir yaranın gözüküp gözükmediği, elle palpe ettiğimizde herhangi bir kırığın varlığı olup olmadığı, bunları gözle muayene ettikten sonra ve elimizle yokladıktan sonra hastanın müdahalesine başlıyoruz. Müdahale eğer büyük çaplı bir müdahale ise operasyon gerektiren bir durum söz konusuysa hemen eğer iç kanama riski varsa bir süre müşahedeye alıyoruz. Daha sonrasında ise operasyonumuz başlıyor. Operasyonları ve tedavileri bittikten sonra barınma aşamaları iki aşamalı. Eğer çok ağır hastalarsa içeride muhafazalarını yapıyoruz. İşte 8 tane bakım odamız, kabinimiz var. 8 tane kabinimiz. İçeride bakımlarını yapıyoruz. İşte hareketsiz oldukları için iç kısmı kendi uygun vücut ısılarına göre ısıtıyoruz. Daha alt bir sıcaklığa indirmememiz gerekiyor bakım sırasında. Biraz toparlandıktan sonra da dışarıda dış bakım kabinlerimiz var. Alt kabinden oluşuyor dış bakım kabinlerimiz. İşte ahşap malzemeler kullanılmış. Ondan sonra herhangi bir işte tel, dışarıyı görebilmeleri için tel bir malzeme kullanılmadığı için de kanatlı hayvanları kendilerine en azından dışarıya çıkma gibi çabaları olmadığından kendilerine zarar vermiyorlar. Ve türe özel besleme yapıyoruz.